Anneciğim. Ay canım. Canım benim. Ay yavrum canım benim. Dur bakayım bir. Bakayım şu alnına. Ah canımın içi benim ya. Sen de erken geldin. Trafik yok mu? Motorla geçtim. Seninle konuştuktan sonra ona hemen fırladım çıktım dışarıya. Hadi anlat. Dur ben sana evi gezdireyim. Ay bana bak Cemre. Vallahi evde bark da umurumda değil. Kimse de umurumda değil. Geç şuraya otur da anlat bana çabuk her şeyi. Hadi. Yenildim anne. Yenildim. Yine hala şirkete gelmedi değil mi? Hayır Zeynep Hanım, söyledim size. Öğleden sonra burada olacak. Peki, teşekkürler. Güney şirkete gelmedi, hala konuşamadım. Biliyorum ama onun için aramadım seni zaten. Sen bana bir iyilik yaptın. Ben de bunun karşılığını vermek istedim. Toplantıya gireceğim, ne söyleyeceksen çabuk söyle. Dün Kuzey yurt dışına giderken yalnız değilmiş. Cemre de onunlaymış. Kuzey ile beraber gitmek için evden kaçmış. Nereden biliyorsun? Öğrendim. Yalan söylüyorsun. Öyle bir şey olsaydı ben bilirdim. Yer yerinden oynardı. Gidememişler ki. İkisi de son anda geri dönmüş. Ne düşündülerse artık. Gitmemişler yani. Niye bana bunu söylüyorsun? Çünkü sen Kuzey'in döneceğinden emindin. Hatta belki de benim çıkaracağım haberle döneceğini biliyordun. O yüzden kullandın beni. Hem Cemre mahvolacaktı, hem ben ayak altından çekilecektim, hem Kuzey sana kalacaktı. Saçmalama. Kuzey geri döndü ama sana kalmadı bak. Bir de artık gözleri daha kara. Yani umudunu kes diye söylüyorum. Bağımcım hayırlı olsun. Yeni duydum. Yılın haberi. Çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Buyur geç böyle otur. Tara Seramik'le yapılan ihale şartnamesi neden kurul olayına sunulduktan sonra değiştirilmiş? Çünkü firmada yönetim kurulu değişikliği oldu. O yüzden yeniden masaya oturuldu. Peki. Peki bu ihale neden gizli olarak yapıldı? Yönetim kurulu kararıydı. Bu anlaşmada... Her anlaşmanın üstünden tek tek geçmeyeceğiz değil mi? Ebru Hanım, anlamaya çalışıyorum. O zaman kendine bir danışman al. Sizin kadar tecrübeli olmayabilirim ama bu işleri yürütebilecek kadar yetkinim, emin olabilirsiniz. CV'nden haberim var. Yurt dışında sadece bizim gönderdiğimiz paralarla sefahat sürmemiz. O zaman sorularımı makul karşılarsınız. Yani neyin altına niye imza attığımı, neyin içinde olduğumu bilmek istiyorum. Bu senin en doğal hakkın. Ama bize güvenmediğin de çok açık. Siz bana güveniyor musunuz? Büyük toplantı yaklaşıyor. İstersen bizden daha çok güvenebileceğin, sözüne inanabileceğin bir danışman bul. Toplantıya onu da getir. Sizin danışmanınız kim? Güney mi? Güney. Bugüne kadar da hiç yanıltmadı. Umarım bundan sonra da yanılmaz. Aa! Kim girmiş böyle çamurlu ayaklarıyla eve? Aa orada da var bak. E kızım niye yarım yamalak iş yapıyorsunuz? Ya bir insan döner arkasına bakar. Hemen alırım şimdi. Ya bak yakında bu eve bir bebek geliyor. Her zamankinden daha temiz, daha pak olmak lazım ya.
gelin dikişle gel bir. Buyurun Nandan Hanım. Şimdi şu misafir köşküne git de bir bak bakalım ne oluyor orada. Nasıl yani? Ben yukarıdan gördüm, biri girdi demin oraya da. Ne oluyor, ne bitiyor bir öğren de gel bakayım bana. İşim var ama. Gelince yaparsın yavrum, hadi git. Hadi. Ulan bir de işin yoksa derd anlat dur. Efendim? Ulan hani arayacaktın sen bizi? İnsan bir haber verir, indim der. Merak ettik burada. Fırsat olmadı. Hadi dün yol yorgunsun. Yerleşme telaşındasındır diye ilişmeyeyim dedim. Bu saat oldu hala ses soluk yok oğlum. Bak Demet Hanım'la konuştum. Belki sen onu aramışsındır diye onu da aramamışsın. Merak ettirdin hepimizi burada. Ben buradayım komiser. Gidemedim bir yere. Ne? Senin sevginle benim sevgim bir değil dedi kısaca. Ben çocukluk aşkımı içimde büyüttüm dedi. Sen de ben seni böyle seviyorum diye beni seviyorsun demeye getirdi. Haklı. Ben seninle kimseye borç ödemem, kimseye de borçlu kalmam dedi. Seni aldım ben dedi. Buraya kilitledim dedi. Sen buraya cezasın. Hiç kapanmayacak bir yarasın. Cemre yapma, yapma. En doğrusunu yaptı Kuzey. Bak ileride seni mutsuz etmemek için şimdiden döndü arkasını. Gerçek sevgi yeri geldiği zaman fedakarlık etmeye bilmektir Cemre. Biz de feda ettik işte anne. Öyle de mutsuz olacaktık. Böyle de mutsuz olacağız. Peki bundan sonra ne olacak? Yavrum. Yavrum niye zorluyorsun kendini? Bitir dönelim evimize. Bak sen konuşacağım, bitireceğim Barış'la dedin. Ondan sonra zırt dalamak çark ettin. Ya Kuzey'in peşinden giderken artık nasıl olsa bundan sonra Barış Kuzey'e zarar veremez dedin. Allah aşkına Cemre bana doğru söyle. Bu herif seni tehdit falan mı etti? Hayır. Bana bak Cemre. Doğru söyle. Kuzey'le tehdit etti seni değil mi? Anne bak sakın aklındakilere gideyim Kuzey'e söyleyeyim deme. Bak sakın. Ne dedi? Hı? Ne dedi Allah aşkına? Açıkçana söylesene bana. Neyle tehdit etti seni? Ya hiçbir şey. Hiçbir şey demedi. Aa saçmalama ya. Ben o düştüm numarasını da yemedim biliyor musun? Aha şunu. Yemedim yani. Dövdü değil mi bu herif seni? Hayır anne, yemin ederim düştüm ben. Biliyorum, ben zorla tutuyor bu herif seni. Ya yoksa sen Güneylerin, Banuların, bilmem nelerin burnunun dibinde ne işin olur senin ya? Ya anne, aptal mıyım ben zorla tutsun beni burada? Bana eziyet etse ben durur muyum burada bir dakika, deli misin sen? Bak anne, Allah aşkına diyorum bak, sakın gidip Kuzey'e bir şey söyleyeyim deme, lütfen. Bak yemin ederim konuşmam seninle. Şimdi emin oldum işte. Ya hayır. İnkar etme. Paniğinden belli. Şimdi emin oldum işte. Ben bir kere durup dururken Kuzey'in kafası karışmasın diye şey yapıyorum. Durup dururken öyle mi? Durup dururken. Anne bak Allah aşkına. Lütfen bak şüphesi bile delirtti Kuzey'i. Lütfen. Durduk yere olay çıkarmaktan başka bir şey değil ki bu yani. O zaman daha çok üzüleceğim ben. Anne bir şey söylemeyeceksin tamam mı? Anne, söz mü? Ay tamam söz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.